yavaş yavaş. Aracımızı yapmaya 2018 senesinin başında başladık. Ocak ayı itibariyle başladık. İlk olarak sponsorluk görüşmelerimizle başladık aracımızı yapmaya. Daha sonra bilgisayar ortamında mühendis adayı arkadaşlarımız sayesinde arabanın bilgisayar ortamında çizimlerini yaptık. Sonra bilgisayar ortamında aynı şekilde montajını yaptıktan sonra 2 aylık bir süreçte aracımızı somut hale getirdik. Sağ olsun Bursa'mızın değerli sanayicileri, değerli sanayi kuruluşları bize bu aracı yapmamızda bize çok yardımcı oldular. Aracımızda da Bursa'mızı temsil ettiğimiz için genelde yeşil ve beyaz renklerini hakim kıldık. Aracımız toplamda 300 kilo ağırlığında, tamamen alüminyumdan oluşan bir şasi ve alüminyumdan oluşan bir sisteme, jantlara sahip. Aracımızı 13 kişilik bir ekiple yaptık. Danışman hocamızın desteğiyle 13 kişilik bir ekip olarak yaptık bu aracı. Malzeme olarak dediğim gibi alüminyum kullandık. Aynı zamanda arabamızın dış kabuğu da polyester. Cam elyaf el yatırması yöntemiyle yapılan bir malzeme. Aracımız 2 kişilik. Saatte düz yolda 120 km hıza ulaşabiliyor. Aracımız 100 km'de 1 lira 30 kuruşluk bir enerji bedeliyle yol alıyor. Aracımızı 2 saatte şarj edebiliyoruz. 2 saatte yaklaşık olarak 150 km yol gidebiliyor. Evet, malzemelerimiz akü haricinde çoğunluk olarak bizim projelendirmelerimiz ve bizim el emeğimizle yapılmış bir şekilde tamam. Takımımızda bizim 9 tane makine mühendisliği öğrencisi, 2 tane elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi, 1 tane mekatronik mühendisliği öğrencisi ve 1 tane de metalürji malzeme mühendisi öğrenci arkadaşlarımız mevcut. Bursa Teknik Üniversitesi genç bir üniversite. Genç bir üniversite olmamızdan dolayı elektronik mobil yarışmalarına 2017 yılında ilk defa katıldık. İlk sene katıldığımızda yaptığımız araç bu senekinden daha amatördü. Takım daha küçüktü. Ama bu sene takım daha da büyüdü. Farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerimiz geldi. Üniversite olarak bizim hedefimiz öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgiyi pratiğe aktarmalarını hedefliyoruz. O yüzden bu tarz takım ve proje takımlarının olabildiği kadar da TÜBİTAK'ın açtığı veya uluslararası açılan proje yarışmalarına girmeye çalışıyoruz. Ve avantajımız oluyor. Bizim mesela geçen senedeki elektromobil takımımızın üyeleri okulu dereceyle bitirdi. İlk 3 elektromobil takımından çıktı. Arkadaşları şu şekilde motive ediyor. Aldıkları teorik bilgiyi pratiğe döktüklerinde bir mühendislik ürününü çalışır halde bir yarışmaya girmiş, parkurunu bitirmiş halde gördüklerinde arkadaşlar aldıkları eğitimin kalitesini anlıyorlar. Aldıkları eğitim sonucunda neler yapabileceklerini görüyorlar. Ve bu çalışacakları özel sektörde veya herhangi bir kurumda çalışacakları zamanlara ait bir feedback oluşturuyor. Mesela buradan mezun olan arkadaşlarımızın hepsi hiç iş arama sıkıntısı çekmedi. Hemen işlerine yerleştiler. Biz şu anda 2 senedir yaptığımız araçta tamamen yerli tedarikçileri kullandık. Yerli malı kullandık. Tabii ki bazı ürünlerin ham maddesi yabancı. Bunların da yerleştirilmesiyle bunlar da yerliye dönecektir. Bizim amacımız burada elektrikli araç mantığının işte hap motor, batarya bloğu, batarya bloğunun ısıl analizleri, batarya yönetim sistemlerinin öğrenci tarafından öğrenilmesi,
Yine aracın mekanik, aerodinamik özelliklerinin ve hesaplarının, analizlerinin öğrenciler tarafından yapılması ve buna temel bir bilgi, altyapı oluşmasını sağlamak. Geçen sene yarışlarda 12. olduk ilk defa gidimizde. Bu sene tabii ki sıralamada üstlere çıkmayı düşünüyoruz ama önceliğimiz öğrencinin motivasyonu ve aracın bir mühendislik sıkıntısı çekmeden parkurun tamamlaması. Sevim araba kullanmasını biliyor değil mi? Biliyor herhalde. Abi, oğlum. Ne yapıyorsun ya? Aa, geri nasıl önce? Öyle bir durum yok. Yani öyle bir durum. Hocam biz neler gördük? Bu tamam. Tamam. Gel abi sen de buyur.